eşit paylaşıldığı, herkese iş, aş, sosyal güvence sağlayan bir sistem kurmak demektir. Halkların Demokratik Partisi gençlere yer ve yol açan bir partidir. Eğitim hakkı... Çok dinli, çok inançlı, çok kültürlü bir coğrafyada dayatılan tek din, tek ulus paradigması nedeni... Sayın Genel Başkanım, bizler üretiyorsak bizler yöneteceğiz. Bizler çalışıyorsak karnımız doyacak. Bunların hepsi değerli arkadaşlar aynı çizgi etrafında buluşmak zorundadır. Kimliklerimiz, inançlarımız ne kadar kıymetli, değerliyse alın terimiz, emeğimiz o kadar kıymetli, değerlidir. Hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Bu toprakları bize dar etmeye çalışanlara, bu topraklarda bizi birbirimize düşman edip kırdırmaya çalışanlara inat, faşizme inat, ırkçılığa inat, gerçek adaleti ve halkların kardeşliğini esas alacağız. Önümüzdeki seçimin temel çizgisi budur. İlk defa HDP bütün ezilenleri bir araya getirmeyi başarmış bir parti olarak iktidara yürüyor şimdi. AKP'nin telaşı, AKP'nin paniği bundandır. Devlet bize müdahale etmesin istiyoruz. Çünkü devletin böyle bir yetkisi, gücü olamaz. Devletleri kuranlar halklardır, insanlardır. Biz devletleri kurarken devletle aramızda bir sözleşme yaparız. Deriz ki biz seni kuruyoruz, sana yetki veriyoruz, bizi yönet. Senin için vergi de vereceğiz. Bize hizmet etmen için vergi de vereceğiz. Ama bize adil davranacaksın. Bize ayrımcılık yapmayacaksın. Sözleşmenin gereği budur. Devlet bizden yetki alır, vergi alır, bize adil, eşit hizmet eder. Şimdi işte kurduğumuz devlet sözleşmeye uymuyor. Vergiyi alıyor, yetkiyi alıyor bizden, yetmiyor. Canımızı alıyor sokakta, meydanda, alanlarda. Bize hizmet etmesi gereken devlet bize zulüm ediyor. Sözleşmeyi bozan biz değiliz. İşte Davutoğlu ve Erdoğan sık sık kamu düzeni bozuldu diyorlar ya. Kamu düzenini bozan biz değiliz, sizsiniz. Devlet olarak sözleşmeye ihanet eden sizsiniz. Biz o sözleşmeyi düzeltmeye geliyoruz. HDP bu yanlışı düzeltmek için yola çıktı işte. Her neyse kimliğimizle, inancımızla özgürce, korkmadan yaşamak istiyoruz. Bizden vergi alırken Kürtler vergi vermesin diyor musunuz? Yok, alıyorsunuz. Aleviler vergi vermesin, başörtülüler vermesin, kadınlar vergi vermesin, işçiler vergi vermesin diyor musunuz? Kuruşu kuruşunu alıyorsunuz. Hem de fazlasıyla alıyorsunuz. Türkiye'de vergilerin %70'ini biz ödüyoruz. Çalışanlar, asgari ücretliler, yoksullar, gecekonduda yaşayanlar, Türkiye vergisinin %70'ini biz ödüyoruz. Ama Türkiye'nin gelirlerinin ve servetinin %60'ını %10'luk nüfus yiyor. İşte biz bu adaletsizliği düzeltmeye geliyoruz. Bizden vergi alırken ensemize, tepemize çöküyorsunuz. Biz ana dilimizde bize eğitim ver dediğimizde
bölücü terörist oluyoruz. Biz cemevinde ibadet etmek istiyoruz. Bizim inancımız onu gerektirir diyoruz. Bize sapkın diyorsunuz. Biz işçiyiz, hakkımızı istiyoruz. Alın terimizin, emeğimizin karşılığını istiyoruz deyince sizin fıtratınızda yerin 300 metre altına gömülmek var deyip bizim madenlerde, tarlalarda, bağda, bahçede ölüme mahkum ediyorsunuz. Yerli bizim, para bizim, yetki bizim, güç bizim, saray onların. Bu ya işte bir yanlışlık var. İşte HDP bunu düzeltmek için bir araya gelmiş vicdanlıların partisidir. Sadece Kürt'ün, Türk'ün değil, sadece Alevi'nin, Sünni'nin değil, sadece Kocaeli'nin, sadece İzmir'in, Hakkari'nin değil. 7'den 70'e bütün ülkenin yoksullarının, ezilenlerinin partisidir.